Videolarımda GTA oyunlarını ne kadar sevdiğimden hep bahsederim. Benim sevdiğim gibi bu oyunun serisini seven bazı yeni oyun yapımcıları da bu GTA oyunlarını kendilerine bir örnek olarak görüp kendi GTA oyunlarını yapmaya çalışıyorlar. Benim de zamanında denemiş olduğum gibi. Ben de bu videoda yeni oyun yapımcılarının yapmış olduğu sahte GTA oyunlarını oynadım. GTA 4'ten tutun GTA 6'ya kadar bir sürü oyun vardı ve hepsi de çok eğlenceli oyunlardı. Video hoşunuza giderse ve bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa sizler ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. 200 like'da yine buna benzer bir GTA videosu gelecek. Hadi videoya geçelim. İlk olarak GTA Vice City'ye geçtik. Evet, oyunumuz biraz garip. Şu an oyun akşam ve havada kuzey ışıkları var. Bu da biraz garip olmuş. Şu an gördüğünüz üzere GTA Vice City GTA Vice City'nin tamamen kopyası. Arabaya binebiliyor muyuz? Arabaya binmek istiyorum. Aha, bindik lan. Oğlum, arabaya bindiğimi hissetmiyorum. Ve oyunun sesleri yok nedense. Onu da anlamadım ama. Arabanın fren sistemi çok garip. Bakın, şu an gidiyorum. Bir anda frene basacağım. Bir anda duruyor. Sanırsam bir anda el frenini çekiyor ama biraz garip olmuş. Araba saplandı lan. Evet, buradan çıkamıyoruz nedense. Lan GTA Vice City yapma. Zaten adından da anlayabileceğiniz üzere GTA Vice City GTA Vice City'nin kopyası. Ama pek de kopyası sayılmaz yani. Oyunda ses yok, bir şey yok. Aa, silahımız var lan. Dürbün falan açabiliyoruz. Evet, oyunda neden ses koymadıklarını şimdi anladım. Oğlum, sesler niye bu kadar kötü? Bakın, ateş edeceğim şimdi. Yo, aslında o kadar fena değilmiş. Tamam, böylesi daha iyi. Yumruk atabiliyor muyuz bir şeye? Yo, herhangi bir şekilde yumruk atamıyoruz bir yere. Bir oyunun sahtesini yaparsın ama bu kadar sahtesini yapmazsın ya. Keşke etrafa biraz NPC falan da... Ne oluyor lan? Aa, zıplayabiliyorum. Zıplayabiliyorum ama zıplayamıyorum yani. O kadar kötü oyun. Evet, havada çöp kutusu uçuyor şu an bankla beraber. Ben de şu an yerin içinde yürüyorum. Ve hava değişimi sanki biraz hızlı oluyor oyunda. Bu da biraz garip olmuş. Bakalım şu yeşile doğru gidelim. Böyle bir şey çıkacak mı karşımıza? Belki abimiz hayvan falan eklemiştir oyuna. Ama onunla uğraştığını pek sanmıyorum. Bir şey diyeyim, oyun şu an GTA San Andreas'in Definitive Edition'dan daha güzel. Bence az bir şey ses ekleseymiş çok güzel olabilirmiş. Harita acaba ne kadar büyük? Haritanın sonuna doğru gitmeye çalışacağım. Haritanın sonu yoksa acayip gülerim. Evet, hala haritanın sonu gelmedi. Bir dakika, şimdi harita bitirmenin yolunu arabayla deneyeceğim. Bakalım arabayla haritanın sonuna gidebilecek miyim? Pek emin... Oo, her şeyin içinden geçebiliyoruz. Evet, şu an çimenler bitti ve toprakta gidiyoruz. Haritanın sonu var mı acaba? Aa, bitti lan. Geldik mi haritanın sonuna? Evet, geldik. Biraz bekleyeceğim yani. Sonsuza kadar düşeceğimizi zannetmiyorum. Neyse, bu oyun beni biraz korkutmaya başladı. Neyse, GTA Vice City bu şekildeydi. Hadi gelin sıradaki çakma GTA oyunumuza geçelim. Evet, şu anda da Grand Theft Mario'ya geçmiş bulunmaktayız. Karakterimiz biraz garip gözüküyor. Aa, bir tane daha Mario var burada. Mario, iş bulmamız lazım. Gidiyorum ben. Oturabiliyor muyum peki? Uyuyabiliyor muyum? Oyun bayağı detaylı bu arada. Aa, buranın üst katı varmış. Bakalım. Sonra dışarı çıkarız. Bu arada dışarıda arabalar olduğunu görüyorum. Birazdan bakacağız. Evet, ev bu şekilde. Zaten bütün odalar kendini tekrar ediyor. Birisi bir yere çarptı mı? Ona bakmak istiyorum. Oo, bu oyun bayağı iyi bu arada. Oğlum, şaka maka bayağı açık dünyası var. Bunlar patlıyor mu? Yo, içinden geçiyoruz. Arabaya binmek istiyorum. Arabaya binebilir miyiz? Arabaya bindikten sonra da o sarı taksiye çarpmak istiyorum. Animasyona girdi. Evet, dediğimi yaptım. Oğlum, şaka maka oyun bayağı iyi. Araba bildiğiniz pert oldu. Bir daha binmek istiyorum arabaya. Gel bakalım, sana bir daha çarpacağım ben. Şaka maka oyunda şu an first person var. Ve şu arabaya çarpmak istiyorum. Aa, arabamız patlıyor şu an. Yanıyor araba. İn lan, in. Patlayacak. Patlayacak mı? Sadece patlaması lazım arabanın. Evet, hala patlamadı bu arada. Bakalım patlayacak mı? Tekrardan bir yere vurmak istiyorum arabayı. Yok, patlamıyor da niye böyle bir efekt koymuşlar anlamadım. Peki şu evlere girebiliyor muyuz? Girebiliyorsak gerçekten çok iyi. Ve umarım evler birbirinin kopyası değildir diyecektim de kopyasıymış. Aha, bir tane daha Mario buldum. Oğlum, şunun tipe bak. Aha, burada birisi daha var. Yo Mario, club'tan atıldım. Burası club mı? Aa, burası da süpermarket. Ve girdik içeri. Bir şey diyeyim, şu modellemeler GTA 5'ten daha kaliteli yapılmış. En azından böyle bir şey olduğu gözüküyor. Evet, Grand Theft Mario da bu şekildeydi. O zaman hadi gelin Grand Theft Mario'dan çıkıp sıradaki çakma GTA oyununa geçelim. Sıradaki oyunumuz Grand Theft Clone ve biraz garip gözüküyor. Bu adam benden niye bu kadar uzun? Şu an bir yıldızla aranıyoruz. Arabaya binebiliyor muyum? Ha, bindim. Ama araba sanki biraz garip. Dur. Hop. Ben aşağı atlamak istiyorum. Ne oldu lan? Bu oyunu normal bir şekilde oynamaya çalışacağım. Ben nasıl dans edebiliyorum peki? Hayır. Ama oyunun hakkını vermemiz lazım. Denizi güzelmiş. Arabalar bir yerleri çarpıp yön buluyor. Ve bu adam benden niye bu kadar uzun? Hayır. GTA 6 Remastered mı? GTA 6'nın daha kendisi çıkmadı ama oyunun yapımcıları Remastered'ını yapmış. Ve bence kötü olmamış. Acaba neler yapabiliyoruz bu oyunda? Aa, silah falan alabiliyorum. Oğlum, bir şey değil mi? Eğlenceli bu arada. Bir dakika, şu arabaya binmek istiyorum. Oğlum, arabaya ses ekleseydim bari. Yine bence bu oyun fena değil. Oynanabilir yani. Oyunda yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Sanırsam yapabildiğimiz başka bir şey yok. O zaman hadi gelin sıradaki oyunumuza geçelim.
Evet, şu an sıradaki oyunumuz bu şekilde gözüküyor. Pek GTA'ymış gibi söylenemez ama bence güzel. Ya bu adam niye eline silah tutuyor? Polis. Polisi aramışlar. Hayır, vuramıyorum. Tamam, bu gitti. Ver silahını. Bir dakika, arabaya binebiliyor muyum? Arabaya binmek istiyorum ben. Galiba bu oyunda arabaya binemiyoruz. Aa, sinema var. Girmek istiyorum. Aa, oğlum oyunda hiçbir şey yok ki. Ne oluyor lan? Sen bu adamı rahat bırakman lazım. Bu şehir tamamen benim olacak. Aa, oyunda nişan da alabiliyoruz. Aha, bir tane kahveci buldum. Hey dostum, bütün paraları bana ver. Tamam. Aha, bir tane daha dükkan buldum. Bana bütün paralarını ver. Ve az önceki adamın dükkandaki ilk günüymüş. Aha, bir tane daha kafe buldum. Hey dostum, bütün paralarını bana vermelisin. Peki bir şey soracağım. Bu oyundaki amacımız ne? Elimize bir silah alıp dükkanları soymak mı? Aha, uçak var lan. Bakalım haritanın dışında ne var? Gidemiyoruz. Bu çakma GTA oyunda bu şekildeydi. Hadi gelin sıradaki son çakma oyuna geçelim. Son olarak da GTA oyunundayız. Evet, şaka yapmıyorum. Oyun ismi düpedüz GTA. Ve oyunun kontrolleri çok kötü. Sağ üstte görebildiğiniz üzere aranma yıldızları da var. Peki bu oyunda arabaya binebiliyor muyuz? Oo, bu ne? Ve sınırsız mermimiz var galiba. Oyunun grafikleri çok güzel ama bir o kadar da kötü. Bir oyunu nasıl güzel ve kötü yapmayı başarmışlar onu hala anlamadım. Oğlum bu araba kullanma şekli ne? Bayağı kötü. Bu arada çarşamba günü GTA San Andreas'ı modladığım video gelecek. Ondan sonraki videoda da sizlere bir tane korku oyunun hikayesini anlatacağım. Aa, burada bir tane uçak var. Nasıl gireceğim içeri? İçeri girmenin yolunu bulmam lazım. Umarım uçağın kontrolleri arabada olduğu gibi çok zor değildir. Evet, az önce yanlışlıkla uçağı patlattım. Ve sanırsam uçak şu taraftaydı. Lütfen uçağa binebileyim artık. Aha, bindim. Nasıl kalkacak? Uçağı kaldırma tuşu yok. Şu an her tuşa basıyorum ama uçağı kaldırma tuşu yok. Çok garip. Bu oyunla ilgili gösterebileceğim pek bir şey kalmadı. Gördüğünüz üzere GTA çakması kötü bir oyun. Bu çakma GTA oyunu da bu şekildeydi. Videonun başında da dediğim gibi bugün sahte GTA oyunlarını oynadık. Grand Theft Mario'dan tutun GTA 6'sına kadar vardı ve bence gayet güzeldi. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.